İyi akşamlar, Ankara Kulisi'ne hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 28 Kasım 2018 Çarşamba'yı gösteriyor. Her hafta olduğu gibi bu akşam da Akit TV'nin Ankara stüdyolarından karşınızdayız. Değerli yayın konuklarımızla birlikte gazeteci, yazar ve Ankara Kulisi yorumcusu Serdar Arseven bizimle. Serdar Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Çok değerli bir yayın konuğumuz bizimle. AK Parti Konya Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Ankara Kulisi etiketiyle sosyal medya hesaplarınızdan programımıza katılabileceğinizi hatırlatmış olalım. Gündem oldukça yoğun ve biz hızlıca gündemin en önemli konu başlıklarına geçeceğiz. Akit Medya grubuna bir ödül verilecek. Oraya da Mustafa Pala arkadaşımızla da bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Hollanda'ya uzanacağız. Hollanda'dan bir telefon alacağız ve Avrupa'daki FETÖ yapılanmasını konuşacağız. Almanya milyonlarca euro harcayarak ülkede yaşayan bazı Ali'siz Aleviler, FETÖ'cü şahsiyetler ve bazı Kemalistler eliyle Alman tipi İslam'ı hayata geçirmeye çalışıyor. İşte buna dair bir haberimiz var. Şimdi bu haberimizi izleyeceğiz. Ardından Hollanda'ya bir bağlantı yapacağız. Ezan okuyan kadın bir imam. Allahu Ekber Allah. Kadınla erkekli saf tutulan sözde namaz. Allahu Ekber. Homoseksüeller, başı açık kadınlar ve erkekler. Hepsi kiliseden bozma sözde bu camide bir araya geldi. İslam'a FETÖ Hans operasyonu. Pes dedirten bu akıl almaz görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kilisede çekildi. Almanlar ve kucak açtığı FETÖ, tüm zamanlara ve milletlere inen Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet'i tahrif etmek için bir kez daha harekete geçti. Alman İçişleri Bakanlığı'nın 10 milyon avro kadar fon ayırdığı ateist gruplarla FETÖ'cüler, din eviyle liberal cami projesi kapsamında İbn-i Rüşd Göke adlı sözde bir cami açtı. Açılışta sapkın projeleriyle bilinen Seyran Ateş başrolü üstlendi. Mutlaka Fethullah Gülen'i ve sizlerin, yani onun fikrini canlandıran insanların yüzlerini görmeye ihtiyacı var dünyanın ve Almanya'nın bilhassa. Skandal açılış. Açılışta kameralara yansıyanlar hayretler içerisinde bıraktı. Sözde namaz öncesi ezanı bir kadın okudu. Allahu Ekber Allah. Ardından kadınlar ve erkekler yine sözde o namaza durdu. Kiliseden bozma sözde camiye başörtülülerden hariç herkes, hatta eşcinseller dahi girebiliyor. Müslüman ve hak din İslam'ı hedef alan bu sapkın projenin asıl gayesi ise uydurulmuş bir din ortaya koymak. Alman İslam'ı. Alman devleti tarafından 2006'da Alman İslam Konferansı kuruldu. Oluşum başlangıçta İslamofobiye karşı hayata geçirilmiş gibi gösterildi. Ancak asıl amacın İslam'ı tahrif ve tahrip ederek kendilerine uygun bir sapkın din anlayışı uydurmak olduğu anlaşıldı. Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber'in yaptığı açıklama aslında her şeyi özetliyor. Alman resmi yayın organı Kerber'in açıklamalarını aynen şöyle duyurdu. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kerber, yeniden yapılan İslam Konferansı'nın görevinin Almanya'daki Müslümanların Almanya'ya ait olan yeni bir İslam tanımı yapması olacağını ifade etti. Kerber, bunun Alman Anayasası temelinde bir Alman İslamı olacağını kaydetti. Türkiye'nin Almanya'yı etkilemesine izin vermeyeceklerini belirten Kerber, Müslüman Alman vatandaşlarının çıkarlarını daha iyi koruyabilmek için bunun gerekli olduğunu dile getirdi. FETÖ'nün din evi. Öte yandan bahsi geçen bu sözde caminin hemen arkasındaysa FETÖ projesi, House of One adıyla din evi yer alıyor.
burada Berlin Marin Kilisesi Papazı Gregor Hofberg, İsrail vatandaşı Hamam Tovia Ben Chorin ve FETÖ imamı Kadir Sancı, üç dini bir evde bir araya getirerek dinler arası diyalog ortamı oluşturuyor. Bizim bu projedeki maksadımız tek çatı altında bir havranın, bir kilisenin ve bir mescidin bulunması. Projenin arkasında 3 FETÖ yöneticisi Süleyman Bağ, Celal Fındık ve Abdullah Aymaz'ın isimlerinin yer aldığı da biliniyor. Bu House of Fun da bunun bir simgesi olacak bütün dünya. Böyle bir hayırlı iş için inşallah insanlarımız da buna destek vermesi lazım. Destek olalım, bu tahakkuk etsin. PKK destekçisi Türkiye düşmanı Cem Özdemir ve Müslümanlardan nefret eden sosyolog Necla Kelek de sapkın projeye destek verenler arasında bulunuyor. Evet, Almanya'dan yansıyan skandal görüntüler işte bu şekildeydi. Şimdi Hollanda'dan değerli bir konuğumuza telefonla bağlanacağız. Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Akgündüz telefon attığımızda. Sayın Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Evet, bu görüntüleri hep birlikte izledik. Bu görüntüleri nasıl değerlendirirsiniz Sayın Hocam? Şimdi güzel kardeşim, çok kıymetli izleyiciler. Bu görüntüleri ben de izledim. Ancak bu görüntüleri ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi, o her türlü gereksiz insanın kadınıyla, erkeğiyle, ne diyeyim ki, gayrimeşru insanlarla dolu olan meşhur cami, Almanya İslamı veya Avrupa İslamı'nı temsil ettiği iddia edilen, ben ona Mescid-i Dırar diyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıkların sırf Resulullah'ın mescidini yıkmak için yaptıkları mescide diyorlar onlar. Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Bir de dinevi meselesi var. Maalesef son zamanlarda, müsaade ederseniz açıklayayım, yani bütün Türkiye'deki yayın organlarında yazılı veya görsel at iziyle it izi birbirine karıştırılmış durumda. Onun için ben yani maalesef bu haberde de kısmen bu olay var, tamamı değil. Haber doğru ama at iziyle it izi birbirine karıştırılmış. Bir defa önce birinciye bakalım. Yani bu Alman İslamı'nın yaşandığı iddia edilen mescide. Bunun benzeri, bunu bilmenizi isterim, Hollanda'da da var. Ve Amsterdam'da biliyorsunuz geyler kendilerine rehber olarak haşa ve haşa Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kabul ediyorlar. Ve Yusuf Mescidi diye mescitleri var onların. Yani bence bu Almanya'da görüntülenen o hanımefendi vesaireyle alakalı bilgiler tamamen bizim Amsterdam'daki Yusuf Mescidi olayı. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Seyran Ateş denilen hanımefendi hem Kürtçü olduğu hem de PKK'nin sözcülüğünü yaptığı iddiaları var. Zaten eğer bakarsanız o mescit denilen Mescid-i Dırar'a gelenlere ve lütfen biraz da onların araştırmasını yaparsanız tamamen PKK'ya ve Almanya'nın ve bütün Avrupa'nın uydurmak istediği Avrupa İslamı'na hizmet eden bir mescid. Burada ben illa FETÖ grubunu suçlamak için burayı da onlara mal etmenin bir manası olmadığı kanaatindeyim. Gelelim ikincisine. Peki FETÖ'nün İslam'a aykırı şeyleri yok mu? Elbette ki var. Bunu ben bir zaman bir Diyanet İşleri Başkanı bana dedi ki hocam eserlerini incelettim, ben İslam'a aykırı bir şey bulamadım. Ben ona da zamanında söyledim, şimdi size de söylüyorum. İkinci dinevi tamamen FETÖ'nün eseri. Ve doğrudur, Almanya onlara destek olmuştur. Kiliseler destek olmuştur. Peki FETÖ'nün İslam'a aykırı olan yönü ne? Hocam bir iki misalle açıklar mısınız diyorlar bana. Çok açık açıklayayım. Birincisi şu, İbrahim'i dinler adı altında sanki İslamiyet'le birlikte Hristiyanlık ve Yahudilik de hak dinmiş gibi gösterme ve onlara şirin gözükme olayı. Yani bu tamamen Kur'an'ın düsturlarına, hadisin düsturlarına aykırıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Siz onların dinine uymadığınız sürece ne Yahudiler
ne de Hristiyanlar sizden memnun kalmazlar. Maalesef daha ileri gidiyor FETÖ'cüler. Bakın bu da İslam'a %100 aykırı, itikada aykırı bir durum. İşte dinevi denilen yerde Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların hem de maalesef kendisini takva olarak vasıflandıran o Abdullah Aymaz denen adamın övgüyle yardıma davet etmesi insanları çok üzücü bir şey. Çünkü daha ileri gidiyorlar. Amerika'daki Kaliforniya eyaletinde bu iki dinin, üç dinin dışında Şintoizm, hatta Konfüçyüzmle de müthiş bir diyalog toplantıları var. Allah korusun, bu insanı bilerek yapanları küfre götürecek kadar İslam'a aykırıdır. Gelelim ikinci bir meseleye. Bunu da zikredeyim. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. O da şu. Muhterem kardeşim, bu insanlar ister veliyullah olsunlar. Bak bu kelime çok önemli. Çünkü bana Anadolu'da soruluyor. Hocam FETÖ içinde öyle insanlar var ki bizden takva olabilir diyorum. İster takva sahibi olsun, ister veliyullah olsun, Kur'an-ı Kerim'deki Hücurat suresindeki açık ayet gereği eğer devlete isyan ediyorsa İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim onların katledilmelerini bile caiz görüyor. Dolayısıyla FETÖ ve ekibi hangi hizmeti yapmış olursa olsun geçmişte, ister Türk diline ister başka şeye, ama sadece 15 Temmuz'daki o fitne hareketi ve devlete baş kaldırmasıyla bağidirler. Bu da İslam'a aykırıdır. Üçüncü bir nokta daha var. O da çok tehlikeli. Türkiye'de bunu yapan başka gruplar da var. İşte Adnan Hoca denen serseri bunlardan biri. Daha başkaları da var. İsim saymak istemiyorum. O da nedir? وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ تَمَنًا قَلِيلًا ayetine aykırı gitmişlerdir bunlar. Bunu da söyledim ben o yetkiliye Diyanet'teki. Ne demek bu? Allah'ın ayetlerini basit paralar karşılığı satmayın, satın almayın. Yapmayın bunu. Maalesef FETÖ'nün üçüncü İslam'a aykırı noktası da bu olmuş. Evet. Sayın hocam. Bu çok önemli. Teşekkür ama ediyorum. Ama ben bir cümle söyleyeyim. Sonra istediğini sor. Lütfen bu haberde de at iziyle it izini birbirine karıştırmayın. Evet. Benim şahsi kanaatim bu. Sayın hocam teşekkür ediyorum yorumunuz için. Akın İpek'le ilgili bugün bir haber kamuoyuna yansıdı. İngiltere'de İngiliz mahkemesi Türkiye'ye iadesiyle ilgili talebi reddetti. Hem Akın İpek'le ilgili İngiltere'nin bu kararını hem de Avrupa'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin yorumunuzu alalım ve ardından veda edelim size hocam. Abi efendim, bir defa şunu bilmenizi isterim. Yani ne acıdır ki bütün Avrupa ülkeleri, belki tüm insanlar ve Avrupalılar değil, Avrupa'daki siyasiler 15 Temmuz hareketini bizatihi hazırlayanlardı. Bu çok önemli bir hadise. Bakın hem Akın İpek davasında hem diğer davalarda tamamen FETÖ'yü tahrik ediyorlar ve onlara kapılarını açıyorlar. Ben bir örnek vereyim. Bana eskiden FETÖ grubunda olan bir insan Rotterdam'da geldi. Çok manidardır bu hadise. İsmini söylemiyorum. Bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki hocam, Rotterdam'daki ve Hollanda'daki bütün ileri gelen FETÖ'cüleri ben de dahil topladı. Kim? Bir siyasi partinin önemli bir yetkilisi. Çok açık isim vermek istemiyorum, davalık olmayalım. Ama doğru olan bir olay bu. Evet. Sayın hocam çok özür diliyorum hocam. Çok özür diliyorum hocam. Evet, Şanlıurfa platformu mesleğinde en iyi olanları seçiyor. Ekranda da bir taraftan arkadaşımız Mustafa Pala Akit Medya grubuna verilen ödülü aldı. Buyurun hocam, son cümlelerinizi rica edeyim. Bak güzel kardeşim, bu çok önemli bir nokta. O siyasi partinin yetkilisi, en üst yetkilisi diyor ki arkadaşlar, Tayyip Bey'in aleyhine, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine dava açın. Bütün desteğimiz sizinle. İki kişi hariç diyor, biz ağladık, devlete hıyanet etmeyiz, devletimize dedik. Diğerleri hepsi kabul etti diyor. Dolayısıyla
Avrupa 15 Temmuz hadisesinde FETÖ'yle işbirliği içindeydi. Hatta FETÖ'yü maşa olarak kullandı ve Amerika, İsrail ve Avrupa'daki bir kısım devletler. Bunu söylüyorum ve teşekkür ederim. Hocam son olarak şunu sorabilir miyim? Türkiye'deki FETÖ'yle mücadeleyi nasıl değerlendirdiğinizi bir iki cümleyle söyleyin efendim, ardından size veda edelim. Ben yeterince mücadele edildiği kanaatinde değilim. Bunu bilmenizi isterim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bir rapor sundum. Dedim ki lütfen bu grubu üçe ait. %50 ya menfaati için ya da hiçbir şey bilmediğinden onların hizmetlerine katılanlar. Siz de hasret ediyoruz, dönün dediniz. Bunlara karışmayın dedim. Karıştılar. İkinci grup %30'a yakın bir grup. Bunlar imanlı gençler. Bunları kendinize çekin dedim. Çekemediler. Üçüncü grup %15 ile %20. Yani bunlar anarşist insanlar. Ki o yurt dışındaki yabancı düşmanlarımızın oyununa gelerek 15 Temmuz'u hareketlendirdiler. Bunlara ne yaparsanız yapın dedim. Bunların çoğu kaçtı. Bir de birçok FETÖ'cüler parayla kendilerini affettirdiler. Bildiğim çok şey var da maalesef mazlumlar ciddi manada yer aldı. Mağdur kelimesini kullanmıyor. Çünkü iktidar ve Sayın Cumhurbaşkanımız o kelimeyi sevmiyor. Ama çok ciddi mazlumlar var. Hiç alakası olmadan özellikle de Nur talebelerini FETÖ'cü diye nice ben 500 kişilik listeyi sundum Cumhurbaşkanıma. Etmeyin dedim. Nur talebeleriyle FETÖ'cüleri birbirine karıştırmak vatana da hiyanettir, devlete de hiyanettir. Bu kadarıyla yetiniyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Akgündüz telefon hattımızdaydı. Hollanda'dan bize bağlandılar. AK Parti Konya Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun Bey, buraya kadar konuşulanlarla ilgili neler söylemek ister acaba? Buyurun efendim. Evet, tabii teşekkür ederim. Önce biraz önce izlediğimiz konuyla ilgili olarak ifade etmemiz gerekir ki bunlar ilk defa İslam tarihinde veya insanlık tarihinde ilk defa karşılaşılan hususlar değil. İslam'ı tabiri caizse karşıdan, cepheden alt edemeyenler içeriden alt etmeye çalışırlar. Bugün bu yapılan şey neyse 40 yıldır, 50 yıldır hatta daha önce yapılanlar da FETÖ yapılanması veya başka yapılanmalar, bir kısım batini yapılanmalar aynı sonuca gider. Ama şunu net ifade edelim. İslam İslam'dır. Bir defa İslam sabittir. Allah'ın dini sabittir. Onu erbabı çok net bir şekilde zaten tarif ediyor. Bir de İslam kültürü, İslam medeniyeti var. İkisini birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Dinin sabiteleri vardır. Zaten dinlerin en büyük özelliği de budur. Bu bakımdan yani Arap dini, Türk dini, Avrupa İslamı, Türk İslamı, Acem İslamı olmaz. İslam İslam'dır ve evrenseldir. Ve dinimiz de son dindir. Kıyamete kadar bakidir. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bununla ilk defa karşılaşıyor değiliz. Geçmişte de düşünün Haşhaşileri, Hasan Sabbah'ı. Yani daha o günde bu sapkınlıklar vardı. Hatta Asr-ı Saadet'te bile vardı, biraz önce Ahmet Akgündüz hocamız da ifade etti. Yani münafıklar peygamberimiz zamanında bile vardı. Bu noktada bunlara karşı uyanık olmamız gerekiyor. İyi örnekleri göstermemiz gerekiyor. Eğer sağlam bir bilgi, gerçekten kitabi bir bilgi, Kur'an'a ve sünnete dayanan bir İslam'ı bilgiyi alır ve bunu da biz kendi hakikaten tarihimizde, İslam tarihinde 1400 yıllık, 1500 yıllık neredeyse İslam tarihinde bir medeniyet haline de getirmişiz. Bu çerçevede güzel örnekleri ortaya koyduğumuzda onlara mahal kalmaz. Ama artık şu özgürlük ortamında kimsenin merdiven altında İslam yaşamasına, İslam öğretmesine itibar etmemek gerekiyor. Özellikle İslam'ın temel prensiplerinden saparak, hani meşhur Hasan Basri'nin söylediği ifade edilir. Yani eğer
İslam'ın temel prensiplerine aykırı birini gökte görseniz vurun kanadına, düşürün yere diye. Yani onun için dinin sabiteleri bellidir. Bu bir. Bunu tabii daha ehilleri veya Diyanet bu konuda gerçekten hem sorumludur hem yetkilidir. Ama Diyanet'in sadece bir kimsenin ve tekeline de bırakılamaz bu. Bunu topyekün hep beraber çözmemiz gerekiyor. Bir oyun var açıkçası, çok net bir oyun. Bu Avrupa'da, Amerika'da çok net. Bakın Balkanlar'da Bektaşi kardeşlerimizi, Müslümanları ayrı saymaya kalkıyorlar. Bektaşi kardeşlerimizi ayrı saymaya kalkıyorlar. Biz 1,5 milyarlık, 2 milyarlık bir aileyiz. Ama bu aileyi çok net, bu projeyi Irak'ta görmedik mi? Ne diyor? İşte efendim bu şu bölge Sünni Arapların bölgesi. Şu bölge bir taraftan bakın mezhebi kullanıyor. Bir taraftan etnisiteyi kullanıyor. Şu bölge kuzey bölgesi, işte efendim Kürt bölgesi. Peki hem kullanabilecekleri ne varsa bunu kullanmaya çalışıyorlar. Bunlara karşı bir defa uyanık olmak lazım. İkinci konuya gelince FETÖ konusuna, bunu zaten yani yeniden keşfedecek değiliz. Bunun arkasındakilerin kim olduğunu, kaynağının kim olduğunu, kimin kullandığını artık bugün Sağır Sultan bile biliyor. Niye iade etmediklerini de biliyoruz. Çünkü kullanıyorlar. Kullanma tarihi bittiğinde iade edilebilir. Nasıl İran Şahı'nı ülkelerinden çıkardılarsa, bunların tek şeyleri, menfaatleri, çıkarları. Çıkarları bittiği anda bunların hepsini bir adeta posa gibi atarlar da iade ederler. Ama şu anda Türkiye ile bu ülkelerin hemen hemen hepsinin, Amerika dahil, İngiltere dahil birçok ülke, iade-i mücrimin, eskilerin deyimiyle suçluların iadesi anlaşması var. Peki bu anlaşmalar ne işe yarar? Ne gün kullanılacak? Bu noktada biz Avrupa'yı da, Amerika'yı da, bütün bu ülkeleri hukuka, adalete, hakkaniyete davet ediyoruz. Ama onlar sadece güçten yanadırlar, çıkardan yanadırlar. Tabii dikkat etmemiz gereken bir husus var. FETÖ bu kadar net bir şey değil. Genlerde, damarlarda ve kripto. Bazen şunu biz de duyuyoruz. Efendim işte öğretmenler, ünvansızlar vesaire şeyler hapse atılıyor, efendim tutuklanıyor vesaire şey. Üst düzeyler serbest. Peki bakın bu ülkede generaller bu konuda tutuklanmadı mı? Görevlerinden alınmadı mı? Valiler, genel müdürler, yani bürokrasinin, güvenlik bürokrasinin en üst noktadaki yargı, değil mi? Bakın Anayasa Mahkemesi'nden, Yargıtay'dan, Danıştay'dan, yani en üst yargı organlarından bile bu konuda, ama bu kolay bir mücadele değil. Yani ve burada kimin daha önemli, kimin daha önemsiz? Sadece üniformal görevleri veya makama bağlı, koltuğa bağlı ünvanlarıyla önemli değil bunlar. Baktığınızda hiçbir görevi görünmeyen, sadece işte filan şirkette, filan okulda veya filan gazetede veya falan televizyonda bir sigortalı. Başka hiçbir ünvanı yok. Ama çok önemli bir görev sahibi olduğunu, değil mi? Hepimiz duyuyoruz, biliyoruz ve mahkemelerde ben de duruşmalara katılıyorum zaman zaman, fırsat buldukça Sincan'daki duruşmalara. En önemsiz gibi görünenlerin en önemli görevler üstlendiğini görüyoruz. Bunlar damarlarda ve genlerde ve bunlar şeytanın sağdan yaklaşmasıdır bakın. Suret haktan görünerek yaklaşmasıdır. Burada ilkeli hareket etmemiz gerekiyor. Kimseye kefil olmayız. Ya bizler de siyasiler olarak 2,5 yıla yaklaştı bu. Daha öncesi de var zaten bunun. Geliyorlar. Ben şahsen herkesi dinliyorum. Hiç kimseye kapıyı kapatmamaya özen gösteriyorum. Hiç kimseye kefil olmayız. Bakın babamızın oğlu bile olsa, ama hiç kimseyi de bilgisiz belgesiz itham etmeyiz. İlkemiz budur. Yalnız şunu da ifade edelim. Yargı dediğimiz insan, güvenlik dediğimiz insan,
hakimde, savcıda, emniyette, istihbaratta değil mi? Kurumların amirleri de insan ve insanın olduğu yerde eksik olabilir, hata olabilir. Asıl olan neydi? Gerçekten birinci derecede sıcak ortamda ülkemizin bekasıydı. Operasyonel olanların en öncelikle buna engel olunmasıydı. Sonra kademe kademe bakın 10 binin üzerinde Mor Bey'inden iade oldu. Bu devlet olarak kendimize güvenin bir işaretidir ve adaletin bir gereğidir. Şunu diyebilir miydi bir devlet? Dememesi gerekirdi ama eğer gerçekten kendimize güven olmasaydı ve bir hukuk devleti olmasaydı ya bu devletin işte itibarı vesaire şey böyle yanlış yaptık denemez. O zaman bunlarda gitsin bakalım. Böyle bir şey denemez. Adalet, adalet, adalet. Evet. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Sorgun. Serdar Bey, baktığımız zaman Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere Türkiye genelindeki birçok savcılığımız FETÖ'ye yönelik operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Evet, yargıya yönelik, yargı FETÖ'ye yönelik operasyonları sürdürüyor ama biraz da olsa Sayın Sorgun cevap verdi. Bazı yerlerde bazı isimler hala belli yerlere atanıyor şeklinde de kamuoyunda bir eleştiri var. Hem başta izlediğimiz görüntüler, ardından Sayın Akgündüz'ün açıklamaları ve Sayın Sorgun'la da devam edersek nasıl bir yorumunuz olur? Evet, şimdi Sayın Akgündüz at iziyle it izini birbirine karıştırıyoruz dedi. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesinden alınma. Şimdi ben orada çerçeveyi doğrusu çizemedim. Şimdi dedi ki Almanya'daki dedi görüntülerde orada verdiniz FETÖ'cülerin görüntülerini. Ve orada FETÖ mesajlarını verdiniz Mehmet Bey. Almanya'daki haberinizin geneli doğru ama içinde at iziyle it izi birbirine karıştırılmış dedi. Şimdi orada atı iti yok, orada FETÖ'cüler var ve görüntüde resmen bu projeyi şey yapıyorlar. Zaten oradaki çerçeve yani saçma sapan Alman İslamı dedikleri o çerçeve zaten FETÖ'nün çerçevesi. Yani dini tarif etmek için ellerinden geleni yapan bir akım bu. Dolayısıyla oraya FETÖ'yü karıştırmayın deme ihtiyacını niye hissetti bilmiyorum. Bir, yani o daha uzun olsaydı, karşılıklı konuşsaydık belki onu da açıklardı. İkincisi, Nur talebeleri dedi, hedef alınmaz. Şimdi, Nur talebeleri, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserleri noktasında, şimdi yani kimdir Nur? 500 kişilik bir liste verdim dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na 500 kişilik hangi kanaldan göndermiş? Sayın Cumhurbaşkanı'nın eline ulaşmış mı? Bir de şöyle bir liste olmalı. Yani 500 kişilik Nur talebesi listesi. Bunları aslında suçlu olmadığı halde, ben öyle anladım. Bunları aslında suçlu olmadığı halde tabiri caizse gürültüye gitmiş adamlar falan noktasında. Şimdi Sayın Akgündüz bu şekilde bir kefaleti, ben demiyorum suçludur hepsi. Ama bu şekildeki bir kefalet gücünü hangi verilere, hangi bilgilere, hangi şeylere dayanarak elde etti? Çünkü hakikaten ben inanıyorum bu çok hakikaten bir fitne hareketi, bir başka örgüte de benzemiyor. Dolayısıyla burada sıfır hata mümkün değildir. Ama bir kişi de önemlidir, bir kişi de mağdur edilmemelidir. Ama bu mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi böyle bir düzlem varken bana da geliyor. Diyor ki mağdurum diyor. Yani hakikaten çok tuhaf şeyler görüyorum. Mesela zamanında FETÖ ile ilgili uyarıları herkesten evvel yapmış, bu konuda devlete rapor sunmuş adamların bile, yani daha sonradan yine bir takım mekanizmalara hakim olan FETÖ'cüler tarafından kumpasa hala bugün bile getirilebiliyor ama yapabilir bunu. Çünkü devlet dediğiniz işte Cumhurbaşkanı, karizmatik bir lider, her tarafa yetişemez. İşte Sayın Sorgun ifade ettiği gibi sonuçta savcı, hakim, insan olduğu her yerde %100 siz şeye ulaşamazsınız. Dolayısıyla şimdi bu önemli bir iddia. Diyor ki 500 kişilik liste. Yani Sayın Sorgun'a da gelmiş oldu bu vesileyle. 500 kişilik bir liste. Şimdi bu 500'ü mağdur ve Bediüzzaman talebeleri diyor. Şimdi biliyorsunuz Fethullah Gülen'in kullandıklarından biri de rahmetli Bediüzzaman Hazretleri'nin aziz hatırası. Dolayısıyla hangileridir? Nedir? Şimdi şöyle bir iddiam yok benim. 500'ünde 500'ü suçludur. Hayır, böyle bir şey demiyorum.
Ama yani ben 500 kişilik bir gruba da suçsuzdur diyecek, hani 500 kişilik bir gruba da elimde veri olması lazım. Suçlamak için de, aklamak için de veri olması lazım. Dolayısıyla bu veriler nedir? Nasıl bu kadar itimat telkin etmiştir bu 500 kişi? Efendim, işte ben bunların cemaziyeli evvelini bilirim noktasında mıdır? Falan. Bunların tabii ki izah ihtiyaç var. FETÖ'lü mücadele noktasına gelince, bakın şimdi bir antibiyotik alıyorsunuz. Zaten doktorları pek almayın diyorlar. Yani çok zorda kalmazsanız Sağlık Bakanlığı da. Ama almak da gerekiyor mutlaka. Antibiyotiği alırken zararlı bakteriler gittiği gibi yaralı bakteriler de gidebiliyor ve vücuda yan tesirler olabiliyor. Kemoterapi tedavisi var mesela şeyde, kanserde. O da saçları döküyor, vücudun savunma sistemlerini çökertiyor. Yani bu öyle bir büyük mücadele ki, bakın işte Fransa'da ufak tefek olaylar oluyor, sarsılıyor. Yani Türkiye'nin gerçekten, hani bir gün Sayın Cumhurbaşkanı demişti, bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi diye. Gerçekten çok travmatik bir şey. Şimdi şöyle bir durum. AK Parti muhafazakar demokrat bir parti. O gelenekten gelen bir parti. İşte namaz, abdest, işte İslam'ın tezahürleri, zaten başörtüsü yasağında iktidara gelmesinin sebeplerinden birisi bununla mücadele. Şimdi burada aynı kaynak kodlarıyla kendisine yaklaşan, dini, imanı, maneviyatı kullanarak, işte efendim darbecilere karşı olmayı hep birlikte kullanarak sağdan hani giren, evet, sizin dediğiniz gibi bir yapı. Şimdi gerçekten de Merve Kavakçı'yı hedef alan, Merve Kavakçı'nın evine baskın yapan Sayın Kavakçı'nın bir zihniyet, aynı anda FETÖ'yü de hedef alınca diyorsun ki, ya diyorsun yani burada bir şey var. Sonra bakıyorsun ki işte devletin de oturmasının belki başkanlık sisteminin faydalarından biri de bu olacak. Askeriye de Yüksek Askeri Şura kararlarıyla nice dindar insan atılırken darbede görüyoruz ki biz, o zaman daha sonra general olacak adamlar kollanmış. Onlar özel olarak himayeye alınmış. Şöyle bir şey diyemez kimse. Efendim onlar işte hanımları açık geziyordu. Dans ediyorlardı, içki içiyorlardı, uyanamadık. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir mazeret yok. Şimdi deniyor ki AK Parti sen ne kızım bu kadar ihmal ettin. Evet, ihmaller vardır. Ama bu bütün kurumlarda var ihmal. Yani MİT'te de ihmal var, Genelkurmay'da da ihmal var, her tarafta ihmal var. Ve sadece bu hükümetin ihmali yok. Şimdi bir de bakın, yani bütün, ben teker teker şey yapmıyorum, merhumlar da var içinde. Bütün güçlü siyasi figürler neredeyse bir şekilde, şu veya bu şekilde, ve neredeyse bütün gazeteler, bütün muhafazakar gazeteler neredeyse şu veya bu şekilde, ya Fethullah Gülen de mağdur mu, mağdur ediliyor falan diye bir yaklaşımda bulunmuşlar. Hatta şunu biliyorum, yani Bülent Ecevit, müteveffa Bülent Ecevit'in iktidarı döneminde en yakındaki insanlardan bu yapıyla iltisaklı olan çok adam vardı. Daha önceki dönemlerde de vardı. Şimdi bu sadece AK Parti değil, daha önceki pek çok partiyi, pek çok hükümeti, pek çok oluşumu, pek çok kurumu, kurumlardaki zihniyet değişse bile, bakınız bir zaman demişti ki adalete ben şeyi mi sokacağım, efendim ülkücüleri mi, faziletçileri mi yerleştireceğim demişti bir bakan, Adalet Bakanı, solcu Adalet Bakanı. Moğol. O dönemde bile yapılanmış bunlar. Moğoltay. Yani evet, Moğoltay dönemi. Başta solcu olmuş, sağcı olmuş, Alevi olmuş, Sünni olmuş, işte ne bileyim kapitalist olmuş, Marksist olmuş, hiç fark etmiyor. Yani bu böyle bir yapı. Şimdi böyle bir yapıyla şuna cevap vermemiz lazım bizim. Bırakın eleştirebiliriz. Ben Sayın Erdoğan'ı çok eleştiriyorum. Ama şuna cevap vermemiz lazım. Bu yapı memleketin başına bela mı? Bu bela artarak devam edecek miydi? Peki bu yapıyla mücadele noktasında başarıya ulaşma şansı olan lider hangisiydi? Ekip hangisiydi? Efendim aldatıldı. Efendim işte şey yapıldı. Yani geçmişin hesabını tutarsan zaten işin içinden çıkamıyorsun. Ama şuna bakmamız lazım. Yani mesela Bülent Ecevit'in başbakan olduğu dönemde böyle bir karar verilebilir miydi? Böyle bir mücadele yapılabilir miydi? Hadi gördü falan. Ondan sonra ne bileyim Süleyman Demirel'in veya işte Mesut Yılmaz'ın veya Tansu Çiller'in vesaire, bu dönemlerde böyle bir mücadele yapılabilir miydi? Yapılamazdı. Kimse yapılabilirdi demiyor. Burada yapıldı. Peki eksik yaptın. Ya eksik yaptın, şey yaptı.
Bir de bütün söylenen, ben çok şey söyleyebilirim. Yani dilde de kemik yok. Diyebilirim ki arkadaş bugün nerede zengin ağababası varsa işte kollanıyor. Efendim nerede gariban varsa gidiyor. Bu bir taraftan bakarsan doğru olabilir. Bir taraftan bakarsan da işte Sayın Sorgun diyor ki birçok da generaldi, meneraldi, ünvanlı, münvanlı, etkili adamlar da alındı içeri ve hala da içeride. Ha buna mukabil akıl erdiremediğimiz durumlar yok mu? Soru işaretleri oluşmuyor mu? Allah Allah diyorsun, bir adam görüyorsun. Bu adamın biliyorsun geçmişini. Ya diyorsun bu yani hani bir aldanmanın ötesinde bir ilişkisinin olduğu ayan beyan ortada. Çünkü aldanma bellidir dersin birkaç kere. Ya bu iyi adam falan filan dersin, sonra dersin ya kötüymüş. Anlamadım. Ama bu 17-25 Aralık'tan sonra da çeşitli şeylerle, çeşitli kıvamlarla FETÖ'ye desteği devam eden bazı insanların da Allah Allah niye burada falan dediğin oluyor. Bunlar bu eleştiriler saklı kalmakla birlikte şunu da altını çizmek lazım ki son olarak bu bölümde yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan karizmasında ve işte o kadar halktan destek alabilme gücünde olmayan bir lider, bir ekip mümkün değil bu FETÖ ile başa çıkamazdı. AK Parti gitmiş olsaydı, Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmiş olsalardı, 17-25 başarılı olsaydı, 15 Temmuz başarılı, yani ne olursa olsun bu Türkiye'nin başında Türkiye'yi bölecek, parçalayacak, herkese zarar verecek. Şimdi mesela CHP'liler siyasetten şöyle düşünüyor olabilir. Ya işte bu toparlarsın evet lütfen. Bu efendim bu FETÖ'lü mücadele üzerinden vurursam şeye AK Parti'ye iktidar partisi zarar vermiş olurum. Hayır. Yani hiçbir şekilde bu memleketi seven, bu memleketin birliğini, bütünlüğü isteyen, bayrağına, marşına, değerlerine saygılı olan hiç kimse bundan karlı çıkmazdı. Herkesi perişan ederdi. Ülkemizi bölerdi bu yapı. Evet. Şimdi engelleyen de işte Recep Tayyip Erdoğan. Efendim eksik engelledin. İşte şunu yapsaydı. Tabii ki bu eleştirilerimiz devam edecek. Ama Sayın Akgündüz'ün de diğerlerinin de yani bir şey ortaya atarken, bir şey yaparken delillerin de herkesi tatmin edecek şekilde ortaya koyması lazım. Gerçekten mağdur varsa Sayın Sorgun'a evet. da gider. Sahip çıkar yani. Niye çıkmaz? Teşekkür ediyorum. Eğer bu bahsi başkanım bir reklama gideceğiz ama buyurun. Bu bahsi kapatacaksak bir cümle söylemek isterim. Şimdi bu 15 Temmuz ve bu yapı Türkiye'nin çatısını çökertme operasyonuydu. Evet. Bakın. Irak'ın çatısı çöktü. Libya'nın çatısı çöktü. Suriye'nin çatısı çöktü. Yemen'in çatısı çöktü. Afganistan'ın çatısı çöktü. Sudan, Güney Sudan, Kuzey Sudan çatısı çökertildi. Ve bu daha başka ülkeler. Şimdi Suud bir parçasıydı. Tabii. Mısır'dı, bilmem hepsi. Mısır vesaire bunları sayabiliriz. Ama Türkiye'nin çatısının çökertilme operasyonu yoksa bir şey, ihtilal vesaire şey onlar çok basit kalır. Tabii. Biz yaşımız icabı 60 ihtilalini 2 yaşında yaşamışım. 80 ihtilalini üniversite son sınıf öğrencisi olarak yaşadım. 28 Şubat'ı iliklerimize kadar, çocuklarımıza kadar hissettik bir yönetici olarak. Postmodernlerini falan da ayrı. O bakımdan bu hepsinden farklı ve derin çatıyı, Türkiye'nin çatısını çökertme operasyonu. Peki, teşekkür ederim. Daha da bitmedi. Bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Serdar Bey teşekkür ediyorum. Şimdi reklamlar. Reklamların ardından Ankara Kulisi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara Kulisi yorumcusu, gazeteci, yazar Serdar Arsen ve AK Parti Konya Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun'la birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Bugün akşam saatlerinde Şanlıurfa platformu mesleğinde en iyi olanları seçiyoruz başlığıyla medya ödüllerini dağıttı. Akit Medya Grubu, Akit TV olarak da bize de bir ödül verildi. An itibariyle başarılı arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız Mustafa Pala ödül verilen alanda ve Mustafa Pala'ya gideceğiz. Değerli konuklarıyla birlikte bize anlatacakları olacak. Mustafa Pala buyur söz sende.
Evet Mehmet Özmen, bugün itibariyle spordan sanata, iş dünyasından sağlığa, medyaya varana kadar medyanın da sağlığında, iş dünyasının da en önemli isimler ödüllerinin aslında sahiplerini buldu ve tabii ki Akit Medya Grubu da yine en iyi medya ödüllerinden bir tanesini aldı. Biz de Şanlıurfa platformundayız. Ödülün düzenlenmiş olduğu salondayız, ancak bu salonda yine çok önemli, çok kıymetli isimler var. Onlar da ödüllerini aldılar. Tabii hemen yanı başımda eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ve onunla birlikte yine Profesör Doktor Ahmet Maranki hem ödül aldılar hem de bu programda bizlerle birlikteydiler. Ben hem bu programın içeriğini hem de bu gece yaşananları kendilerine soracağım. Öncelikle eski Sanayi ve Ticaret Bakanımdan sorayım. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün başkent Ankara'mızda tarih, kültür ve peygamberler şehri adı gibi şanlı Urfa'mızın platformunda aynen Urfa gibi mesleğinde şanlı olanlar ödül aldılar. Tabii ki başarılı olanı teşvik etmek, tebrik etmek hakikaten güzel oluyor. Bu arada çok sevdiğim, saydığım değerli ilim adamı Profesör Doktor Ahmet Maranki'ye ödülünü vermenin de mutluluğunu yaşadım. Verdiniz ama ödülü efendim. Kendisine sağlık, sıhhat, huzur içinde nice başarılı çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Size de hayırlı olsun. Burada evet. Yine çok önemli isimler aldı. Tabii Akit TV'nin, Akit Medya'nın yakından tanıdığı bir isim Ahmet Maranki. Evet, ben de Urfa platformu, Şanlıurfa platformu. Bir gün beni aradılar. Hocam dediler, anketimizde Türkiye'nin en başarılı bilim adamı siz çıktınız dediler. Hayırdır? Urfa'da yaptığınız canlı yayınlar ve bu ülkeye hediye ettiğiniz 755 adet inovatif ürün, tarım ürünleri, bir tarım ülkesi olan Urfa'da da pek çok ürünümüzü yetiştiriyoruz biz. Çiftçilerimize katkımız var. Bu dolayısıyla sizi layık gördük dediler. Biz de geldik burada, Sayın Bakanımın elinden de ödülü almak güzeldi. Hakikaten hem Anadolu insanına hem dünya insanlığına kainat şifahanesinden 755 tane inovatif tamamlayıcı tıp ürününü insanlığın hizmetine sunduk. Bu bize bir teşvik oluyor. İnşallah bunu bine çıkarıp sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdırı gerçekleştirmek istiyoruz. Zaten bu bilgileri de Akit TV'de haftada iki gün ve Yeni Akit Gazetesi'nde de köşemizde yazmaya devam ediyoruz. Ben de ekibi, jüri heyetini ve Sayın Bakanıma da verdiği ödül için teşekkür ediyorum. Efendim, biz de çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Çok sağ olun. Profesör Doktor Ahmet Maranki yayın konuğumuz oldular. Evet Mehmet Özmen, bugün itibariyle ödüller sahiplerini buldu. O ödüllerden bir tanesi de Akit Medya grubuna geldi ve biz de Akit Medya grubuna adına o ödülü aldık diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Evet, Akit Medya grubuna, Akit TV'ye, Şanlıurfa platformundan ödül takdim edildi. Mustafa Pala arkadaşımız da bizim adımıza, Akit Medya grubu adına ödülü almış oldu. Akit Medya grubu gün geçtikçe büyümeyi sürdürüyor. Çok yakında HD yayınıyla da 1 Aralık itibariyle HD yayınıyla da daha kaliteli bir yayınla izleyenlerimizin karşısında olacağız. Sayın Ahmet Sorgun, acaba Akit Medya grubu ile ilgili neler söylemek ister? Evet, ben de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Nice nice başarıları elde etmesini, başarılarının devamını diliyorum. Bir taraftan bunu hakikaten kurulduğu günden bu tarafa hem gazeteyi ki daha sonra televizyonu, sosyal medyayı takip ediyorum. Gün geçtikçe kendini yeniliyor, güçlendiriyor. Önemli olan bulunduğu alanda amatör ruhu kaybetmeden ama profesyonelce iş çıkarabilmek. Ben Akit'i böyle görüyorum. İnşallah daha başarılı yayınlar yapabileceğini, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi 2 gün sonra herhalde HD yayınına geçilecek. Hep hakkın, haklının sesi olması önemli. Kendi değerlerimizi asrın idrakine nasıl söyletebiliriz endişesiyle yayın yaptığını düşünüyorum. Elbette zaman içerisinde, süreç içerisinde hepimizde olduğu gibi yanlışlar, eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Ama burada bu ülkenin bir parçası olarak
ki kurumları, kuruluşları şu şekilde ben şahsen ayırmaya çalışıyorum. Bütün bizden ibarettir diyenlerle biz bütünün bir parçasıyız diyenler olarak. Elbette bir alanı tutuyoruz ve biz bütünün bir parçasıyız. Şu alanda hizmet ediyoruz. Hem bir kısım insanlar ekmeğini bu alandan kazanıyor ve bu alanda hizmet ediyor. Bütünün bir parçası. Bu değerin, bu toplumun, bu devletin, bu milletin, bu ümmetin bir parçasıyız demekle bütün benden ibarettir diyenler, işte bütün benden ibarettir diyenlerin gelip dayandığı yer FETÖ. Onun için Akit Yayın Grubu'nun başarılarının devamlı olmasını diliyorum ve tebrik ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Sorgun. Tabii ki Akit Medya Grubu'nun bu aşamaya gelmesinde en önemli katkıları olan bir isim Serdar Arseven. Serdar Arseven ne düşünür? Duygusal evet. olarak evet. da mutlaka bazı şeyler söylersiniz evet. diye düşünüyorum. Sayın Ahmet Sorgun, ben 1987 senesinde Güneş Gazetesi'nde başladım gazeteciliğe. O zaman manevi hassasiyetler noktasında... Yani siz Milli Gazete'de de başlamadınız. Yok, başlamadım. Manevi biliyorsunuz orası... Evet, bir, orası okul. Okuldu. Benim öyle bir şeyim olmadı, yani öyle bir gelişim olmadı. Tamam. Bizim farklı bir gelenekte. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim. Siyasi temsil açısından CHP'li çizgiye düşen bir aileden evet. geldim. 87 senesinde... üniversite okurken aynı zamanda Güneş Gazetesi'ne başladım. Orada devam ederken başörtüsü yasakları dikkatimi çekti. Tabii oturma eylemleri vardı. Evet, dikkatimi çekti. Sonra baktım hangisi haklı diye. Yani önce ben başörtülerin haksız olduğunu düşünüyordum. Yani alet ettiklerini, bir şeyleri, simge olduğunu vesaire. Sonra biraz işin içine girince Allah'ın emri bu. Allah'ın emrini yerine getiriyorlar, niye haksız olsunlar? Dedim ve onların mücadelesine bir insan olarak, yani zulme tepki noktasında oradan namaz kılmaya başladım. Namaz kılmaya başlayınca dedim ki ya dedim dindarlarla birlikte gazetecilik yapayım. İşte Mustafa Karahasanoğlu abiyi buldum o zaman. Şeyin Cuma dergisinin daha çıkmaz noktası. Daha çıkmamıştı Cuma. Yani çıkıyordu evet. ilk sayısı falan. İlk elemanı ben oldum yani Mustafa abinin. 89. Yılmaz Yalçıner. O daha sonra gazete 93'te evet. Beklenen Vakit adıyla bir gazete evet. kuruldu. Onların yazıları da Yılmaz Yalçıner'in, işte Abdurrahman Dilipak'ın, Atilla Özdür'ün, rahmetli Hasan Karakaya'nın onlar yazı gönderiyorlardı Cuma dergisine. Ben ama bir fiil çalışıyordum. Yani muhabirliğini yapıyordum, röportajlarını yapıyordum vesaire. Daha sonra süreç içerisinde bu çok büyük bir talep haline geldi. Çünkü o zamana kadar yani rahmetli Necip Fazıl'ın yapmaya çalıştığı yayıncılık, Mehmet Şevket Eygin'in yapmaya çalıştığı... Büyük Doğu, Sabah. Evet, bugün. Yayıncılık dışında bir de Milli Gazete işte birkaç evet. tane. Çok etkili değildi. Ve hani vur ağzına al lokmayı medyada böyle bir hava vardı. Cuma dergisi çok kısıtlı imkanlarla buna tepki koydu. Ve direnişin kıvamını koyu tuttu doğrusu. Ve bugün bile sorgulanamayan, bugün bile işte sorgulandığı zaman şimşekleri üzerinize çektiğiniz bazı tabularla mücadele etti. Tarihi gerçekleri ortaya koydu. Ve tirajı haftalık dergi olarak, o zaman Nokta ve Tempo dergileri vardı en büyük. Onların ikisinin toplamından daha fazla oldu. Ve bu günlük gazete talebi olarak geldi. Ve 1993'te Beklenen Vakit gazetesiyle devam etti. Yani şunu gördüm o günden bu yana, Mustafa abinin de söylediği, yani biz elbette ki kimi destekleyeceğimiz bellidir. Çünkü inancımızın gereğidir. Ama haksızlık yapmayacağız. Yanlış yapabiliriz ama bilerek yapmayacağız. Yanlış yaptığımız zaman da bunda ısrarlı olmayacağız. Ve ekonomik olarak da bağımsız kalacağız. Yani kimseye gidip de el avuç açmayacağız biz. Ya da tetikçi gazetecilik yapmayacağız. Ya da bir ticaretimizi tahkim etmek için, biliyorsunuz 28 Şubat sürecinde tabii. bir kısım medya, tekelci medya grupları, kartelciler, martelciler devleti soyuyorlardı ve gazeteyi silah olarak kullanıyorlardı. Çok iyi bu, hatırlıyorum. Evet evet, bu anlayışların dışında. Ve zaman zaman şöyle bir tepki oluşuyor. Sosyal medyadan olsun ya da zaman zaman karşılaştığımız zaman bazı kişiler diyor ki neden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Akit eleştirmiyor, Akit Medya Grubu eleştirmiyor, AK Parti'nin hiç mi hatası yok şeklinde sorular soruluyor. Aslında bu soruya en iyi cevap siz verirsiniz diye düşünüyorum. Yani herkes her şeyi söyleyebilir. Şimdi tabii ki
sorumluluk içerisinde davranmak lazım. Şimdi elbette Recep Tayyip Erdoğan da hatasız değil. Elbette yanıltılabilir. Kendisi de söylüyor. Böyle bir iddiası da yok. Ve söylüyor açıkça. İstanbul'la ilgili yaptığı yanlışları söylüyor. İşte FETÖ'yle ilgili bunlar bizi aldattı diyor. Yani bunları çok açık yüreklilikle söylüyor. Şimdi sizin burada bir sorumluluğunuz var. Siz etkilisiniz. Tabanda. Bakın şimdi Akit televizyonundayız. Çok geniş bir kitle izliyor ve buradan farklı sesler çıkabilir. Onu biliyorlar. Farklı görüşlerdeki insanlar izliyor. Efendim Akit gazetesi çok güçlü bir gazete ve Akit.com.tr yeni Akit.com.tr o internet sitesi de memleketin şu anda önde gelen platformlarından. Yani yeni medya denilen olayda, yeni medya denilen olguda çok güçlü bir ses. Şimdi bu sorumlu, bu sizi sorumlu davranmaya itiyor. Çünkü yani benim bakın şahsen Serdar Arsemen olarak, bir gazeteci olarak, bir memleket evladı olarak arzum güçlü bir muhalefetin olması. Ben bunu arzuluyorum. Şimdi güçlü muhalefet hem memleketimiz için iyidir, hem iktidar için iyidir. Evet. Hem de benim mesleğim açısından da iyidir. Çünkü muhalefetin güçlü olduğu yerde gazeteci daha güçlüdür. Daha itibarlıdır. Ama şimdi bakıyoruz gerçekten, oraya da geliriz belki. Bugün oturmuşlar CHP ile İYİ Parti. Efendim Antalya senin, Ankara senin. İkisi de birbirine şunu söylüyorlar. Diyorlar ki efendim siz eğer Ankara'da İYİ Parti adayını desteklemezseniz, yalnız kalırsanız Recep Tayyip Erdoğan sizi yine yener. Esas siz diyor öbürü de. CHP'de diyor ki İYİ Parti'ye. Siz diyor eğer diyor bizle birlikte hareket etmezseniz, zaten yeni kuruldunuz. Zaten hani başarınız tescilli değil. Yok olup gidersiniz. Dolayısıyla birisi birini sürekli olarak mağlubiyetle tehdit ediyor. Birisi de birisini yok olmakla tehdit ediyor. Bunların ve daha sonra yani bir blok oluşturabilmek için sayısal olarak bazı yerlerde PKK'nın uzantısı olan bir partiyi mecburen arkalarına almak durumundalar. Çünkü matematiği tutmuyor bunu. Dolayısıyla mesela Saadet'le de gidip görüşüyorlar vesaire. Şimdi baktığınız zaman böyle bir muhalefet yapısı, peki diyoruz ya gerçekten. Ben çok söyledim CHP'leri, buradan da çağrıda bulunuyorum. Eğer iktidarı hakkaniyetli bir şekilde eleştirecekseniz, eğer tarım politikası, dış politika vesaire ile ilgili sizin projelendirilmiş, ekonomiyle ilgili projelendirilmiş çalışmalarınız varsa, rahmetli Erbakan Hoca böyle muhalefet yapardı. Rahmetli Erbakan Hoca projelerle çıkardı. Hep televizyonlara bütçe konuşmalarına kilitlenirdik, hatırlarsanız. Tabii. Tablolarla çıkardı. Evet. Yani böyle. Şimdi bir bakın şeye, Sayın Kılıçdaroğlu'nun durumuna. Şimdi yani insan, yani CHP'li de olsa, biliyorum CHP'lileri de, ümitlenemiyor. Yani bu memleketi iyi bir şekilde yönetir. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyasın. Bu iyi bir şey mi? Alternatifsiz. Yani AK Parti alternatifsiz şu anda. İyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Olmalı mı? Olmalı. Ama var mı? Yok. Şimdi böyle bir ortamda gazeteci de sorumlu hareket etmek zorunda. Yoksa Sayın Sorgun da bilir. Yıllardır hukukumuz var kendisiyle. Evet. Gelip bir şey istedik mi sizden? Hiç. Şahsi bir talepte bulunduk mu? Duydunuz mu bulunduğumuza dair? Hiç. Serdar Arsemen olarak 30 yıldır, 35 yıldır bir kere gelip ya şu yakınımı yerleştir, bunu yerleştir, bunu yer, böyle bir şey oldu mu? Bakın çok açık bir şekilde. Bu kadar yani, net. Bu kadar net. Bu kadar net. Ama düşüncemiz var, bizim derdimiz var. Biz 28 Şubat'ı yaşamışız, çileler çekmişiz. Bir de zaten birbirimizi gördüğümüzde de onu hatırlıyoruz değil mi? Tabii yani hayır, şunu diyoruz. Yani yoksa hani kimi der ya, insan Viranoğlu sahnede evladı İyal var ya, memleket bizim şeyimiz. Bizim memleketimiz, dolayısıyla her yaptığımız hareketin bir karşılığı var. Her şeyi doğru mu yapıyoruz? Asla. Yani mutlaka yanlış yaptığımız oluyor, yanlış yönlendirildiğimiz oluyor. Ama yani şu bilinmeli ki, biz işte ben Akit'te çalıştığım yıllar içerisinde bir şeyin kasten yanlış yapıldığını hiç görmedim. Görmedim. Ve yanlışla da ısrar edildiğini görmedim. Yani biz çok açık bir şekilde, bakın hani demokrasiden falan bahsedilir. Biz o yayın kurulu toplantılarında vesaire çok açık bir şekilde tartışırdık. Mesela Akit gazetesinin bir yayında da yanlışlık gördüğümüz zaman, bakın bunu yanlış yapmışız dün falan diye çok şey de konmuştur yani. Düzeltme konmuştur, özür konmuştur. Ama ana çizgide şimdi 28 Şubat mücadelesinde, hatta bugün yani Akit'in medya gücünü çekin ortaya. Çünkü sadece kendi çevrenize hitap etmeniz yetmez. Şimdi bu televizyonda
bu çerçevedeki, yani AKİT'in dünya görüşüne yakın olan televizyonlardan belki hiçbirisinde olmayan karşıt görüşlerin de fikirlerinin karşı karşıya getirilmesi gibi bir durum oluşuyor. Şimdi öbür türlü şey, bir steril bir alanda, sürekli steril bir alanda şey yaparsınız, yayıncılık yaparsınız. Sera içinde. Evet, o Türkiye Türk propagandası olur. Yani eğer propaganda yapıyorsa medya. Ama burada bunu da yapmaya çalışıyor. Yani bir bakın konuk listesine. Yani burada devamlı biz, ben sabit yorumcu olarak program yaparken de farklı siyasi anlayışlardan, efendim CHP'den, Saadet Partisi'nden, yani farklı terörle yan yana olanları zaten dışlıyoruz. Yani o tamamen dışlanması gereken bir şey. Ama mümkün olduğunca farklı görüşlerinde, ama şunu söyleyeyim, bakın ben çok denedim. Desin ki bir CHP'li arkadaşım ya da İYİ Partili, desin ki biz proje üretiyoruz ama sen görmüyorsun. Biz memleket için çok önemli projeler üretiyoruz ama sen görmüyorsun. O zaman görelim, getir, gelelim, ya da internet sitene koy, ya da yayınla, gazeten var. Bakın, yani AK Parti'ye şiddetli muhalefet yapan gazetelere bakın, sırf laf, sataşma. Peki yani senin mesela bu eğitim sistemi kötü, öyle diyorsun. İyisi ne? Nasıl yapmalı? Evet. Var mı? Yok. Kötü bir şey değil. Peki, ki. Teşekkür herkesten. Ediyorum Serdar Bey. Bir veterimiz var. Ona gidelim, ardından devam edelim. Yargıtay FETÖ'nün kumpas cezalarını onadı. Bir haberimizi izleyelim, ardından üzerine konuşalım. Yargıtay tartışılan kararlara imza attı. Yüksek Mahkeme isimsiz ihbar maillerini gerekçe göstererek FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından Hüdapar'lı 3 yönetici hakkında verilen cezaları onadı. O tarihlerde şehit edilen tabii ayrıca... Hüdapar Genel Başkan Yardımcılarından Sait Şahin, Bahattin Temel ve gazeteci Fikret Gültekin hakkında yasa dışı örgüte üye olmak suçlamasıyla dava açıldı. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan FETÖ'cü savcı Hakan Karali'nin talimatıyla başlayan dava, FETÖ'cü terörle mücadele müdürü Yurt Atayün tarafından soruşturuldu. FETÖ üyeleri emniyet müdürüyle savcının beraber hazırladığı iddianame, yine başkanı ve üyelerinin tamamı FETÖ'cü olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilerek dava açıldı. İsimsiz ihbar mailleriyle başlayan, emniyet müdüründen polisine, savcısından hakimine, katibinden mübaşirine kadar her aşamasını FETÖ'nün hazırladığı Hüdapar davasında Yargıtay 3 isim için 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Yargıtay davanın kumpas olduğu bilinmesine rağmen FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği hapis cezalarını onadı. Yargıtay'ın tartışmalı kararları bununla da sınırlı kalmadı. FETÖ'nün isteklerine boyun eğmediği için tutuklanan, sonra serbest bırakılan yerli ve milli iş adamı Galip Öztürk hakkında da Yargıtay, yine FETÖ'cü hakim ve savcıların altında imzası bulunan mahkumiyet kararını onadı. Öztürk'e kumpas kurularak asılsız iddialarla dava açan firari savcı Muammer Akkaş, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş, ardından yakalama kararı çıkartılmıştı. Yargıtay'ın tüm aşamasını FETÖ'cü polis, savcı ve hakimlerin kurguladığı mahkeme kararını aynen onaması, toplumun her kesiminden büyük tepki çekti. FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği cezaların onanması, yargıda neler oluyor, FETÖ yargıda operasyon mu yapıyor yorumlarına neden oldu. Evet, haberimiz bu şekildeydi. Akit gazetesinin sürmanşetten de verdiği haber, FETÖ'cülerin kararına Yargıtay'dan onama bu şekilde duyurdu. Bugünkü Akit gazetesi, Türkiye bir taraftan FETÖ ile mücadele ediyor, fakat diğer yandan ise FETÖ'cü yargıçların verdiği kararlar bugün Yargıtay'da maalesef onanıyor. Kendimle ilgili bir örnek vermem gerekirse, aslında daha net anlatmak adına, bugün FETÖ Fethullahçı terör örgütünün militanları kaçak durumda. Kimisi Baylok'tan tutuklu, kimisi yurt dışına kaçmış durumda. Fakat onların açmış olduğu, şahsımı açmış olduğu davalar hala mahkemelerde sürüyor diyebiliriz. Sayın Ahmet Sorgun bu konuyla ilgili sanırım bir şeyler söylemek ister.
Evet, teşekkür ederim. Tabii davayı, dosyayı veya gerekçeli kararı bilmeden bizzat o davaya ilişkin bir şey söylemeyi çok sağlıklı bulmam bir hukukçu olarak. Ama şunu ifade edelim. Yargıtay'ın karar vermesi nihai değildir. Ben haberden anladığım kadarıyla bir tasfiye karar dediğimiz bir aşama var ve nihayetinde de iade-i muhakeme dediğimiz bir son nokta var. Yani eğer bu tür bir şey varsa gerçekten ilgililerin, sanıkların yahut da işte mahkum artık yani hakkında karar verilmiş olduğuna göre hükümlü oluyor. Hükümlülerin vekilleri aracılığıyla bu yolları, hukuki yolları mutlaka tüketmeleri gerekiyor. Bu noktada gerekçeli kararları okumadan bir şey söylememiz şahsen bir hukukçu olarak doğru bulmam ama bu biraz önce de birinci bölümde de ifade ettiğiniz bu hain örgütün nerelere kadar sızdığını, nasıl kararlara nüfuz ettiğini, bazılarının yani kararları ve mahkemeleri nasıl güvensiz hale getirdiğini hepimiz yaşadık. İnşallah bu da onlardan olmuş olmaz. Hak, adalet tecelli eder diye temenni ediyorum. Evet, peki teşekkür ediyorum. Serdar Bey'in yorumu ne olur acaba? Evet, şimdi bu Yargıtay kararından bağımsız olarak yani biraz evvel de söyledik ya ilk bölümde çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani şurada tamamen temizlenmiştir, burada tamamen temizlenmiştir demek gerekmez. Bir de yani her yanlış karar vereni de işte FETÖ'ye hizmet ediyor noktasında da şey yapmak gerekmez. Çünkü hakikaten yanıltılabilirler. Bunların nerede olacağı, nasıl üretilmiş sözde deliller. Kategorik bir şeyden kaçınmak gerekiyor değil tabii. Mi? Şablonik, kategorik. Tabii. Şimdi bunların tamamen Yargıtay kararının dışında benim temennim yani yazılanlar, çizilenler en azından gördüğüm ben de dosyayı incelemedim. Yani tabii ki FETÖ'cülüğü belgeli hakimlerin verdiği kararlar doğrultusunda verilen kararlar büyük soru işaretleri uyandırır kafada. Bu kesin bir yargı olmamakla birlikte süreci beklemekte, çok iyi bir şekilde takip etmekte tabii haberci olarak bizim de görevimiz. O şeylerin hakkındaki karar onanan kişilerin avukatlarıyla görüşüp konuyu takip etmek. Benim dikkatimi çeken daha büyük bir şey var. Tamamen Yargıtay kararından bağımsız, hiç kimseyi itham etmeden. Şimdi genel bir etkileme de olur. Bakın yanlışa yönlendirme de olur. Genel bir hava seziyorum. Yani bir anda işte Atatürk heykelleri üzerinden bir şeyler. Karşılıklı oralardan atışmalar. Daha sonra hakikaten yani bir hakaret falan etmediği sonradan çok net bir şekilde ortaya çıkan bir hanımefendinin içeriye alınması birden. Yani illa içeriye almak şart mıydı? Yargılama devam edebilirdi. İfadesini alırdınız, gönderirdiniz. Daha sonra devam edebilirdi. Sonuçta işte terör örgütleriyle falan alakası olan birisi çıkmadı. Dolayısıyla şimdi burada toplumun sinir uçlarına dokunan. Sonra Futbol Federasyonu üzerinden bir tartışma. Kulüpler üzerinden bir tartışma. Stadyumlarda attırılan örgütlü bir şekilde attırılan siyasi politik sloganlar. Ondan sonra yani ta belki 3-4 senedir hazırlanan yavaş yavaş ısıtılan sonra belli kulüplerin, büyük kulüplerin şeylerinin formalarının giydirildiği gençlerin son derece tehditkar son derece tahrikkar bir takım şeyleri, hareketleri, imam hatipleri kapatacağız, bunları asacağız, keseceğiz diye. Efendim, şimdi yani Beşiktaşlıların, Galatasaraylıların birbiriyle atışmaları, bu atışmalardan işte bir haksızlık oluyor. Ve oradan federasyon yönetimine, oradan buraya. Şimdi bir şeyler kaynatılıyor ve bir şeyler döndürülüyor. Mutat olarak biz seçimlere giderken bunu hep görürüz. Yani seçimlerde yapılır. Ama bu sefer hareketlenmeler, çünkü şöyle bakıyorum ben sürece bakıyorum. Gezi olayları evet bastırıldı. Yani gezi olaylarındaki vandalizm bastırıldı ve oradaki terör örgütleri ayıklandı. Ve Gezi'nin mesajı da alındı. Tamam bir şeylerden şikayetçisiniz ama bakın bir sürü de terör örgütleri var içinizde vesaire gibi. Ama ondan sonra sürekli olarak bir takım birleşmelerin, bunlar çok anlamlı. Yani HDP'nin barajı aşmasından sonra kutlamalar yapıldı biliyorsunuz.
Şimdi ben toparlayacağım da CHP gibi hani ulusalcılık iddiasındaki bir partiyle HDP'nin arasındaki gayri resmi ittifakları, bütün bir çerçeveyi vesaire. Dolayısıyla son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet, yani Hüdaparlılar hakkında, Hüdapar yöneticiler hakkında ki şey dikkatle takip edilmeli. Ancak tamamen hukuki çerçevede. Mesela Sayın Sorgun gibi işte ve işte diğer hukukçular, bu camianın yetiştirdiği çok önemli hukukçular da var. Onların tamamen hukuki temelli ve kararın neresi doğru, neresi yanlış. Benim sezgim yanlış gibi geliyor. Ama çok incelemedim. Yani dolayısıyla burada çok sağlıklı bir gazetecilikle, tabii AK Parti'nin de burada üzerine düşen, yani hukuk birimlerinin, hukukçuların da üzerine düşen, kime haksızlık yapılırsa yapılsın karşı olunur tabii ki. Burada bir şey var. Sonuçta bir siyasi partidir. Siyasi partilerin yöneticileridir. Diyorlar ki biz haksızlığa uğradık ve FETÖ kumpasıyla gittik. Şimdi Yargıtay onadı. Şimdi onu takip etmekte tabii ki iktidarın görevlerinden biri. Teşekkür ediyorum. Şimdi son bir reklama gideceğiz. Ardından son bölümle karşınızda olacağız. Evet, gazeteci yazar Serdar Erseven ve Sayın Ahmet Sorgun'la birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Ankara'nın bu sese kulak vermesi şart. Peki hangi sese kulak vermesi şart? Şimdi kısaca bir izleyelim. Mahinur Bilmez, Elif Kalyoncuoğlu, Nagihan Der, Damla Şentürk ve Tutuk Şendil. Onlar binlerce erken evlilik mağdurundan sadece birkaçı. Şu anda eşiniz nerede? Cezaevinde. Kaç yıl? 7,5 yıl ceza aldı. 2 yıldır. Eşim 4 yıldır içeride. Erken evlilikten yatıyor. 10 yıl 10 ay ceza aldı. Eşiniz kaç yıldır cezaevinde? Eşim yaklaşık 3 yıla yakındır cezaevinde. Hükümlü olarak. Eşim 4 senedir cezaevinde ve daha 5 sene ceza var. Kapalıda yatacak 5 sene. 16 sene ceza aldı toplamda. 6 senelik evliyiz. Eşim Feyyaz Şendil'le evlerinde 7 yıl oldu. 6 yıl sonra davamız geldi bizim. Eşler mağdur, çocuklar mağdur. Azra, nasılsın? İyi. Azra, baban tanıyor musun? Baban nerede şimdi? İşte. Peki ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Evlendikten yıllar sonra gelen mahkeme kararıyla eşlerinden koparıldılar. Boyunları bükük kaldı. Erken yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucu eşleri tutuklandı. Katlanılmaz olan acıları gün geçtikçe daha da dayanılmaz hale geldi. Çok yıprandık. Ankara yollarında geçti 2 senemiz zaten. Sesimizi duysunlar, bizi görsünler diye. 16 bin tane evlat, 8 bin tane eş, çocuklar babasız, kadınlar korunmasız, sahipsiz kaldık. Korkunç suçlama ise cinsel istismar. Çocuk tecavüzcüleriyle bir tutuldu eşleri. Cinsel istismar, yani 3-5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden adamlarla bir tutuyorlar bizi şu anda. Onların tek isteği eşlerinin özgür kalması. Zaten biz devletten bir şey beklemiyoruz. Biz sadece eşlerimizi istiyoruz. Yani devlet ne kadar yardımcı olabilir ki bize? Yani çocuklarımız babasız büyüyor. Hiç kimseden bir beklentimiz yok. Tek istediğimiz eşlerimiz evlerine dönsün ki yol.
kurulu düzenimizi tekrar düzeltelim. Gitmedikleri yer, başvurmadıkları kurum kalmadı. Seslerinin duyulmasını, bu mağduriyetin giderilmesini bekliyorlar. Ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bilakis Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Eşi Emine Erdoğan'a sesleniyorum. Bir anne olarak. Onlardan ricam çocuklarımızın hani yüzlerini güldürmesi. Onlardan tek isteğimiz eşimiz, kurulu düzenimiz, yuvamız. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Sadece eşlerimizi. Sesimizi duysunlar. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Ben sadece buradan kendi adıma değil 8000 erken evlilik mağduru ailenin adına sesleniyorum. 16000 babasız büyüyen çocuk var. Lütfen artık bunlar görmezden gelinmesin. Artık bir şey yapılsın istiyoruz. Binlerce mağdur aile, binlerce çocuk. Onlardan biri ise minik Azra. Azra, nasılsın? İyiyim. Azra, baban tanıyor musun? Baban nerede şimdi? İşte. Peki ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Evet, haberimizdeki KJ mutlaka izleyenlerimizin dikkatini çekmiştir. Ankara, Ankara, duy bu sesi. Hakikaten duyulması gereken bir ses. Haberde imzası olan Sait Topçu arkadaşımıza bu haberi nedeniyle kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sait Topçu kızımıza soruyor, Azra'ya. Azra diyor ki, Azra'ya soruyor, baban ne zaman gelecek? Baban nerede diyor, işte olduğunu ifade ediyor. Ne zaman geleceğini sorduğunda ise bilmiyorum diyor. AK Parti duymalı bu sesi dedik, Ankara duymalı bu sesi dedik. Peki Sayın Başkanımız ne der acaba buradayken Sayın Ahmet Sorgun? Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten bu ülkemizin bir kanayan yarası. Bunu yok sayamayız, buna gözümüzü kapatamayız. Aslında geçtiğimiz dönemde de bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gelmişti. Genel kurula kadar da gelmişti ama genel kuruldan çıkmadı. Önümüzdeki süreçte de bunun tekrar bu mağduriyetin giderileceğini umuyorum. Yani burada toplumsal bir şeyin de sağlanması, maşeri vicdanın harekete geçmesi ve mutabakatın sağlanması da uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü olayı biraz önce de haberde izlediğimiz gibi maksadından saptırılıp bazı ahlaki problemlerle eş değer tutulmasını toplumsal olarak gerek değer yargılarımız açısından gerek toplumsal açıdan kabullenmemiz mümkün değildir. Buna siyasette bigane kalamaz. Bu sesi duyuyoruz. Evet. Umuyorum en kısa sürede bunun da çözülebileceğine inanıyorum. Evet, AK Parti Konya Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun bu sesi duyuyoruz dedi ve gereğin yapılacağı mesajını verdi. Sayın Serdar Arsıven nasıl değerlendirir? Ben biraz farklı bakacağım. Şimdi iki tür iktidardan bir ara ben çok yazdım bunu. Sayın Erdoğan da bahsetti. Bir siyasal iktidar var, bir kültürel iktidar var. Şimdi siz oy alıyorsunuz, siyasal iktidarı alıyorsunuz ama bir de kültürel iktidar meselesi var. Bakın bu ülkede bir sanatçı eğer iktidar partisinin bir politikasına destek vermişse o sanatçıyı linç ediyorlar. Öyle değil mi Sayın Sorgun? Evet. Linç ediyorlar. Ve yani çaptan düşüyor, görünürlükten düşüyor ve ekonomik olarak da zararlara uğruyor eminim. Şimdi kültürel iktidar meselesi geliyor, burada karşımıza çıkıyor. Yine kültürel iktidarın görüntülerinden biri mesela mühendis odaları, eczacı odaları, diş hekimleri odaları, böyle hani biraz daha böyle hani evet, elit mi desem, nasıl diyeceğimi bilmiyorum, barolar birliği vesaire, İstanbul Barosu. Yani belli alanlarda hala pozitivist zihniyetin etkinliği var, yönlendirmesi var. İstediğiniz kadar şu gazete bizi destekliyor, bu gazete bizi destekliyor vesaire değil. Ama bir, ben şunu söyleyeyim, bir AK Partili ya da AK Parti'nin dünya görüşüne sahip bir insan kazayla ağzından bir laf çıkartsın, bir şey çıksın böyle, onu anında linç ediyorlar ve bu linçe AK Partililer değil AKP'liler de katılıyor.
Şimdi ikisinin arasındaki ayrım belli. Şimdi burada da çok basit şeyler söyleniyor. Deniyor ki erken evlilik meselesi, erken evlilik deyince altyazıya bazıları şaşırabilir. Hani erken evlilik deyince bir bu hani bu kültürel iktidar dediğimiz odaklar hemen bastırmaya başlıyor böyle. Bir hava estirmeye başlıyor. Vay sen ne istiyorsun falan. Ve bunun çekincesi oluyor bana göre. Yani bunu hissediyorum. Çünkü çok açık bir şekilde bu temenniden öte işte 16 yıl boyunca iktidarda olan bütün seçimleri kazanmış ve işte ve halkın bu talebi çok haklı bir talep. Yani bu inkar edip bu yani görmezden gelen bir talep değil. Diyor ki benim diyor babamı diyor, benim diyor kocamı diyor tecavüzcülerle bir tutuyorlar diyor. Şimdi burada çok açık bir haksızlık var. Ve haksızlığa karşı da susulmaz. Efendim veya iktidar temenni böyle olmalı vesaire demez. Şimdi peki ister mi? Mutlaka ister. Yani AK Parti'nin zihniyet dünyası bu sorunun çözülmesini ister. Peki niye çözülmedi bu zamana kadar? Niye çözülmediğinin sebebi üzerinde de düşünmek lazım. İster ama çözülmeyen şeyler. Hani toplumsal mutabakat sağlanmalı, farklı kesimlerin istismar edilmesini o kesimlerde belli. Mesela zinanın suç olup olmaması noktasında ki tartışmada Sayın Cumhurbaşkanı da dedi. Yani bunun zamanında böyle oldu ama işte bu demek ki doğru değil mi? Zina suç olmalı noktasında. Mesela o konuda da talep var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de Anadolu İslam dünyasının şu anda sancaktarlığını yapıyor ve burada zina suç değil. Bakın zina suç değil. Bu Anadolu'da. Bunu Anadolu kabul etmez. Yani olmaz. Şimdi diğer şeyde çok çok kuvvetli talepler var. Ömür boyu nafaka meselesi. Şimdi yani bu konuda gerçekten mağdur olanlar sadece erkekler de değil. Birçok hanımefendi de mağduriyetini ifade ediyor. Evet, burada şu dengeyi de gözetmek lazım. Kimseyi de muhtaç duruma düşürmemek lazım. Yani bu konuda hani nafakaya muhtaç olan insanlar da var. Dolayısıyla bu dengeyi sağlamak lazım. Ama ben burada çözülmeyen alanlarla ilgili olarak ben mesela AK Parti'nin zina suç olmamalı diyeceğini düşünmüyorum yani. Suç olmalı mutlaka der. Ama değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Veya işte dolayısıyla buyurun hocam yani bu da inşallah diliyoruz. Bu talepler işte artık mecliste bir komisyon bir şey yapar. Şimdi bakın tabii bunlar çok önemli şeyler. Ve bunları gözümüzü kapatamayız. Tamam. Halının altına süpüremeyiz. Bunlar toplumsal problemler. Yani ancak şunu da bilelim ki AK Parti iktidarı 16 yılda gerçekten birçok tabuları, tabu gibi görünen şeyleri yıktı, değiştirdi. Zaten yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele üzerine kuruldu ve geldi. Toplumun taleplerine asla biğane kalınamaz. Ancak bazı şeyler zamanı ve zemini gerekebilir. Yani kılık kıyafet özgürlüğü baktığımızda AK Parti ilk kurulduğunda sayısal olarak onu değiştirmeye gücü sayısal olarak yetmiyor muydu? Yetiyordu. Ama bazı şeylerin dediğimiz gibi toplumsal olarak hazmedilmesi, bu toplumsaldan maşeri vicdanı da kastetmiyorum ha. Yani ben, siz onu biliyorsunuz yani kültürel iktidar dediniz siz ona aslında toplumun değerlerine yabancı ve gayrimeşru iktidar alanını tabiri caizse tabii, gayrimeşru tabii. Halktan yetki tabii. Almadan tabii. Bir alan tutmuşlar, onu bırakmak istemiyorlar. Millete rağmen. Aslında millete rağmen aynen cumhursuz cumhuriyetçiler, evet. Cumhur olmadan cumhuriyet olsun, evet. Halk olmadan bizim parti kazanırsa demokrasi olsun evet. Anlayışçıları. Evet. Ama bunu biz biliyoruz, bu problemi de biliyoruz.
ve bunun da mutlaka günü geldiğinde çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Çözüleceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Son 10 dakikaya girdik. Aslında yerel seçimleri konuşacaktık. Konuşacağız birazdan ama kanaatimce buraya kadar anlattıklarımız yerel seçimlerden daha da önemli diye düşündüm. Bilmiyorum Serdar Bey katılmaz. Sayın Sorgun da katılmaz ama orada Azra kızımız diyor ki Sayın diyorsun ki daha seçimlere 4 ay var. Daha çok konuşacağız. Çok konuşacağız daha diyorsun. Çok konuşacağız. Bu arada Ankara Kulisi etiketiyle izleyenlerimizden mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Söz verdiğimiz için birkaç mesajı okumak istiyorum. Şenol Aktaş yorum yapmışlar. Bir hukukçu olarak Ahmet Bey gönül rahatlığıyla bu memlekette adalet var diyebiliyor mu? Rica etsem sorabilir misiniz demişler. Mustafa İzgi yazmışlar. Kemalist maskelerin FETÖ'yü fırsat bilip mütedeyyin insanları kurban seçebilirler. Bu hususta hassasiyet gösterilmeli ve gezi eylemleriyle Mısır benzeri bir Kemalist darbenin yapılabileceği asla göz ardı edilmemeli. Bahaneleri hazır, fiyat artışları gibi. Son olarak da başka bir mesaj. Mehmet Bey, bedeli askerlikte eğitim gereksiz olduğu haberi sadece sizin programınıza dile getirildi. Teşekkür ederiz. Tekrar destek vermenizi rica ediyoruz şeklinde yorumlar gelmişler. Size bir soru vardı Sayın Başkanım. Cevap vermek ister misiniz? Bu memlekette adalet var mı? Değil mi? Hukuk var mı? Adalet var mı? Şimdi bunu bir şablon olarak işte elbette Türkiye bir hukuk devleti. Bir hukuk devleti. Mahkemeler adalet dağıtmak üzere kurulur. Hukuk bunun için vardır. Ancak hakimler de konuştuk. Hakimler de insan, savcılar da insan. Hangi şey adalet? Hangi şey değil? Bazılarına göre. Yani aslında hukuk normları, hukuk olaylarının her birisi kendine özgüdür. Bakın bir şablon yoktur hukuk normlarında. Her olay, her cinayet, her hırsızlık, her başka bir olay sadece bir defa yaşanır. Bir defa yaşanır. Ama hukuk normları ne yapar? Bunu şablonlara koyar. Mecburdur da. O bakımdan bazılarına göre tam adalet gibi olmayabilir, algılanmayabilir. Önemli olan gerçekten burada samimiyetle kuralların kime karşı olduğu, kimden yana olduğu, efendim kimin için olduğu olmaksızın hakimin denir ki gözü kör, kulağı sağır olur. Yani suçu kim kime karşı işlemiş hiç önemli değil. Mağdurun, mazlumun dini, dili, cinsiyeti, ırkı vesaire hiç önemli değil. Bu noktada gerçekten bakın birçok yurt dışına gidiyoruz. Türkiye'de bir hukuk devleti var ama eksiklerimiz var mı? Var. Bu bizim toplam kalitemizle ve toplum kalitemizle ilgili. Adalet deyince sadece hakimlerin uyguladığı şey değil. Bir eş olarak adalet var mı? Bir eğitimci olarak adalet var mı? Değil mi? Bir medya mensubu olarak adil davranıyor muyuz? Bir öğretmen olarak adil davranıyor muyuz? Hayat, adalet her alanında adalet söz konusu. Biz adalet deyince sadece hakimlere, adliyeye tahsis etmişiz. Diğer tarafta kendimize gelince onu bırakıyoruz. Adalete külli yaklaşmak gerekiyor. Adaletin zıttı ne? Zulüm, haksızlık. Bu noktada Türkiye'de bir hukuk devleti var. Gerçekten baktığınızda idarenin, yönetimin aleyhine de kararlar veriliyor, verilebiliyor. Hiç kimse bile bile görebildiğimiz kadarıyla etnisitesinden, dilinden, dininden, mezhebinden, zenginliğinden, fakirliğinden, mesleğinden dolayı asla bir şeye uğramaz, kategorik olarak uğramaz, uğramıyor da ama elbette insanın olduğu yerde eksiklikler olabilir. Evet. Biraz daha son dakikalarda yerel seçimleri konuşalım. Buna ilgili mi? Evet. Buyurun. Noktasında. Şimdi işte Türkiye için konuşuyoruz bunu. Diyelim ki Almanya'da bir programdayız. İşte Almanya'nın iktidar partisinin yöneticilerinden biri de işte karşımızda ve ona soru geliyor. Efendim sizce Almanya'da adalet var mı? Şimdi bu nasıl bir şey yani? Yani olduğu yerler var, olmadığı yerler var. Sonuçta diyecekler Almanya hukuk devletidir ama hatalar vardır. Veya İngiltere mesela Akın İpek'i bugün
Türkiye'ye teslim etmiyor. Adalet Amerika, Amerika Birleşik Devletleri. FETÖ'ye teslim ya, etmiyor. Evet, adalet yani, var mı? Şimdi hangi ülke için? Şimdi böyle bir soru. Yani bu aslında analitik düşünmeyle ve mantıklı bir düzleme oturtmayla alakalı. Peki. Hangi ülkede nasıl diyebilirim? Türkiye'de adalet var ya da yok. Ya bir şey değil ki. Evet, çok az. Yani karpuz olmuş mu olmamış için. Mı? Evet. Türkiye 31 Mart 2019'da sandığa gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Ondan önce de İstanbul'da 40 belediye başkan adayı belirlenmişti. Ankara'da Sayın Mehmet Öztaseki, İzmir'de eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. En çok merak edilen konu ise İstanbul adayı olarak Sayın Binali Yıldırım neden açıklanmadı sorusu soruluyor. Sayın Sorgun bu soruya acaba yanıt verir mi? Şimdi neden hepsi açıklansın? Yani neden açıklanmadı derken mutlaka dünkü grup toplantısında veya öncekinde açıklanmasını gerektiren bir şey var mıydı? Ben onu bilmiyorum. Bir de her şeyden önce bütün Türkiye baktığınızda muhalifler bile AK Parti'nin adaylarını konuşuyor. Ve buna göre biraz önce Serdar Bey de ifade etti. Aslında kendilerini değil AK Parti'nin eksikleri üzerinden veya eksileri üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Onların adaylarına göre adayı belirlemeye çalışıyorlar. Şu anda 81 ilin 60 tanesi açıklanmış oldu, geriye kaldı 21 ve her zaman bu gündem olmuştur. Dün de AK Parti grubuna kenetlendi bütün Türkiye, bütün televizyonlar, medya. Yine İstanbul'daki açıklamalarda da böyleydi. Önümüzdeki günlerde de gündemi yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oluşturacak ve gündemi AK Parti belirleyecek. Bu soru genelde şunun için merak ediliyor. Efendim bazı sol medya özellikle Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi AK Parti'de sıkıntının olduğunu, İstanbul adayı hususunda sıkıntı olduğunu ifade ediyor. Hatta bugün Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öztaseki'nin açıklamasına yer veriyor. Sayın Öztaseki İstanbul'da ufak pürüzler var diyor. Şimdi arkadaşlar ismi biliyorsunuz Binali Yıldırım Bey'in meclis başkanımızın eski önceki dönem başbakanımızın ismi ön planda. AK Parti bu konuda en şeffaf parti, en demokrat parti. Anketlerle soruyor halka, bütün şehirler için soruyor, hatta ilçeler için soruyor, teşkilatlara soruyor. MKYK'da da, ben de MKYK üyesiyim, MKYK'da da yine bu soruldu. Buna göre temayüller yapıldı, bir önceki, bu pazar değil, ondan önceki pazar gün ben de Urfa'da komisyon başkanıydım ve elektronik olarak temayülleri yaptık. Bakın, AK Parti İlklerin Partisi. Urfa'da herkes ya bunu nasıl yapılacak? Urfa'da işte efendim elektronik olarak nasıl yapılabilecek? Çok da gayet güzel yapıldı. Saat 10'dan 16'ya kadardı. Öğleden sonra erken de bitti ama 16'ya kadar bekledik. Şuna geleceğim. Bu konuda AK Parti bir taraftan ilkelerin partisi, kuralları olan bir parti. Ama başı sonu da belli olan bir parti. Her kafadan da bir ses çıkmaz. İstişarenin en fazla olduğu parti, müzakerenin en fazla olduğu parti ama karar verildiği zaman da ona gerçekten uyulan bir parti. Bu noktada biz hiçbir sıkıntı yaşayacağına ben bugüne kadar yaşanmadığı gibi genel başkan değişimleri yaşadı bu parti. Herhangi bir sıkıntı yaşadı mı? Hayır, yaşamadı. Yaşamaz da. Yeter ki kurallarınız olsun, ilkeleriniz olsun. Buna göre de İstanbul Belediye Başkan adayının açıklanmasında da asla bir problemde yaşamayacağız Allah'ın izniyle. Yalnız şunu ifade etmeme müsaade edin. Bakın bir seçimlerde halk oylamaları var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Milletvekili seçimleri var. Bir de mahalli seçimleri var. En kolay seçimler halk oylamalardır. Niye? Ankara'da başlar biter ve evet hayırdır. Başka bir şey yoktur. İkinci sırada Cumhurbaşkanlığı seçimleri.
Bundan önceki seçimler, ama aslında bundan önceki seçimler en zor seçimlerdi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2014'e kadar. Yani ona girersek o tek başına bir program zaten. Her Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı bir krizdi. Ama şimdi en kolay niye? Ankara'da tabiri caizse başlayıp bitiyor, birkaç tane aday oluyor. Sonraki gelen şey milletvekilliği seçimleri. Kısmen Ankara, kısmen iller. O biraz daha onlara göre daha çok meşgul ediyor toplumu ve biraz daha zordur yani yönetmesi. En zoru yerel yönetim seçimleri. Niye? Aktörleri çok ve yerel. Aktörleri çok ve yerel. Bakın 21.895 kişi seçilecek. 1397 belediye başkanı seçilecek. 1397 sadece başkan seçilecek. Bunun partilere göre adaylar. Ondan önce aday adayları. Bir ilçede bakıyorsunuz 20 tane aday adayı var AK Parti'de. Bu güzel bir şey. Pazar tabiri caizse eğer deyim yerindeyse pazar bizim mahallede kuruluyor. Halk yine buraya rağbet gösteriyor. Buraya ilgi gösteriyor. Meclis üyeleri var. İlgilenmez üyeleri var. Belediye başkanları, belde belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları. Ve ifade ettim 21.895 kişi seçilecek. Bir de bu muhtarlar hariç. Elbette muhtarların partisi yok. Onlar ayrı seçiliyor. Bunun ama Türkiye'de gerçekten çok demokratik bir olgunluk var. Biz parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Bunun çok 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 daha aşağı derecesindeki değişimleri başka toplumlar çok büyük sancılarla gerçekleştiremiyorlar bile. Ama Türkiye, biz kendimize haksızlık etmeyelim, milletimize haksızlık etmeyelim. Hangi partiden olursa olsun bu hükümet sistemini değiştirdik ya. Hükümet sistemini ve büyük bir olgunlukla. Bunlar filan Allah'ın izniyle bu millete peynir ekmek gibi gelir. Evet. O bakımdan burada herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Ama yerel yönetim seçimlerinin kendine mahsus kendi şeyleri olur, dinamikleri olur. Bunu kabullenmek gerekir. Şu ana kadar da gayet nezaketli bir şekilde yürüyor. Evet. Özür dilerim. Biz esas karşı şeye bakmak lazım. İşte karşıya derken şimdi o soruyu sorayım isterseniz. Kısa bir değerlendirmeniz olsun. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener salı günkü grup toplantısında Cumhur İttifakı'nı hedef aldı ve tırnak içerisinde aynen şu ifadeyi kullandı. Sizin ittifakınız Türk milletinin değil andımıza karşı olanların ittifakıdır. Meyri meyri diye ağlayanların ittifakıdır dedi. Ne dersiniz? Ya ne kadar sığ. Ne kadar şabloncu, yani ne kadar bir lider ufkundan, vizyonundan uzak bir şey, sığ bir şey. Elbette herkes birbiriyle ittifak kurabilir. Ama şunu net bir şekilde görüyoruz. Cumhur İttifakı gizli, kıyıda, köşede, merdiven altında bir ittifak değil. Açık yüreklilikle, meydanda ifade edilen bir şeydir. Ve zaten de AK Parti bunu merdiven altından çıkardı geldi. Cumhurbaşkanı seçiminde ve genel seçimde yasal hale getirdi. Şimdi de toplumsal olarak bakın, toplumsal olarak bir ittifak söz konusu Cumhur İttifakı'nda. Diğerleri pazar gün tabiri caizse pazara kadar bir ittifak yaptılar ve ondan sonra birbirlerini itham etmeye başladılar. Şimdi de dirsek temasına tabiri caizse herhalde bir yerlerden talimat mı geldiğine diyor ki dirsek temasımız olabilir diyor. Anadolu'da dirsek teması. Biliyorsunuz askeri bir şeydir, komuttur. Dirsek teması arası hizaya gel. Herhalde bir yerlerden bir hizaya gelme talimatı gelmiş olmalı ki yani Sayın Karamallıoğlu da dirsek teması iltisak, bu herhalde iltisaklı bir şey olacak. Buna artık ne, ben Sayın Bahçeli'nin kullandığı deyimi de kullanmak istemiyorum ama yani son 5 dakikamız Serdar Arseven, evet. İktidar ve muhalefet cephesiyle birlikte genel bir değerlendirme nasıl yapar? Evet, şimdi ben şunu görüyorum, AK Parti bazı seçimlerde ciddi bir şekilde zorlandı, 7 Haziran seçiminde zorlandı ve şu anda mecliste çoğunluk partisi değil. Şimdi Cumhur İttifakı'nı bir bütün olarak ele alabilirsiniz. Ama
İki ayrı partiden bahsediyoruz. İki ayrı partinin belli hedefler ve belli tehditlere karşı birleşmesi noktasında bir ittifak söz konusu. Dolayısıyla bu gerçek mecliste çoğunluk partisi olmadığı gerçeği bir tarafta. İkincisi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi çok aşan bir gücü etkinliği olduğu noktasında bir başka tek şey. Yani diğer partilere baktığınız zaman herhangi bir lider vurgusundan bahsedemiyorsunuz. Yani CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde lider olarak görülmeyen bir isim. Zaten geliş şekli de onu göstermiyor. Yani Sayın Erdoğan gibi sahanın tozunu yutarak yıllar yılı çileler çekerek gelmiş birisi değil. Bürokrasiden geldi. İşte bir kaset olayı meydana geldi. Ben aday olmayacağım dedi. Ama oldu. Ve geldi işte. Ve geldi. Dolayısıyla aslında CHP tabanında da bir karşılığı yok. Veya çok sınırlı karşılığı var ve onu da oluşturamadı. İşte Gandhi Kemal dendi. Vesaire dendi. Büyük ümitlerle şey yapıldı. Şişirildi. Ama herhangi bir şu anda CHP seçmeni de, yani CHP'li arkadaşlarla konuştuğumuz zaman da bundan şikayetçiler zaten. İşte Sayın Muharrem İnce üzerinden yapılan tartışmalar da bunu gösteriyor. Çok açık bir şekilde biz liderimizden ya da genel başkanımızdan memnun değiliz. Ya Allah aşkına bırak da yani şu kazanabilecek bir isim gelsin vesaire diye bırakmıyor. Şimdi bırakmaması birkaç şeye, iki yani ne olabilir? Bir CHP ve Atatürk aşkından, Kemalizm aşkından, Alto aşkından olabilir. Yani çok sevdiği için veya koltuk aşkından. Bunu artık CHP'liler kendileri değerlendirir. Orada bu var. Şimdi Sayın Meral Akşener açısından da şöyle bir durum var. 28 Şubat sürecinde tanınan bir siyasetçiydi. Meclis Başkan Vekilliği yaptı. Ama bu süreçler gelene kadar, hani MHP içerisindeki çatlak meydana gelene kadar hiç de Sayın Akşener'in bir partinin genel başkan olacağı yönünde bir söylenti bile yoktu yani. Dolayısıyla o da bu anlamda paraşütle inmiş. Yani bu bir durum tespiti açısından. Dolayısıyla yani bir hani siyasi anlamda bir mesela işte rahmetli Erbakan gibi kıyaslanamaz bile tabii. İşte Demirel gibi, Ecevit gibi falan siyasetten böyle teşkilatları falan teşkilatlardan hani onların da ne kadar geldiği tartışılır. Ama şeyin Sayın Erbakan haricindekileri. Ama işte siyaset işte orada işte yani söyleniyordu. Mesela Demirel'in başbakan olması sürpriz değildi, olabilirdi. Yani böyle bu ışık veriyordu. İşte Bülent Ecevit'in sürpriz değildi, olabilirdi. Rahmetli Erbakan Hoca'nın zaten mücadelesi belliydi. Ama şimdi Meral Akşener arasında öyle bir şey değil. Yani başka bir şey. Konjektürel daha çok. Şimdi böyle olunca, evet, böyle olunca seçmen bir şeyde kalıyor. AK Parti'den şikayetleri var mı? Var. Artıları var, eksileri var. Yaptığı çok önemli şeyler var, yapamadığı şeyler var vesaire. Efendim bazı Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli olarak uyarıyor. Bazı AK Partilerin AKP'li görüntüsü vermesi çok rahatsızlık veriyor. Ama öbür taraftan da vatandaş şuna bakıyor, diyor ki ya diyor ben bu oyumu kullanacağım. Yani Türkiye için kullanacağım, kendim için kullanacağım. Hangi çerçeveden bakarsa baksın, evet bir partiyi cezalandırmak var ama yerine getirilecek olan partinin kendisini cezalandırması gibi bir durum da var. Dolayısıyla bakıyor, şu anda ben onu ısrarlı bir şekilde söyleyeyim, iddialı bir şekilde. İşte AK Parti ANAP'a dönüyor, işte Anavatan Partisi'nin sonunu yaşayacak vesaire olabilir. Bir gün mutlaka olacaktır. Hiçbir şey değildir yani. Peki. Ebedi bir şekilde kalmayacaktır ama şu noktada Mehmet Bey, ben yerel seçimlerde şu muhalefet örgüsünün bir takım oluşturup da çok büyük iş yapabileceğini şu anda düşünmüyorum. Peki. Erken olabilir. Düşünmüyorum dedi Sayın Sorgun. Son bir cümle rica edeyim. Sayın Serdar Arsevan'a katılıyorum. Yerel seçimlerin kendine özgü dinamikleri var. Bir inin bakalım ilgilenmez üyeliklerinin dağılımına, bir inin bakalım belediye meclis üyeliklerinin dağılımına ve bunu sürdürebileceklerini pazarlıkla bakın. Eğer deyim yerindeyse at pazarlığıyla bu eğer gönül olmazsa olmaz ve patlar. Ben de başarılı bir şey yapabileceklerine buradan, inanmıyorum. Mehmet Bey buradan bir takım yani takım çıkartamazsın. Takım oyunu oynayamazsın. Kesinlikle oynayamazsın. Bu yani hani Millet İttifakı diyor kendilerine. Ne çerçeve? Saadet Partisi işte
İYİ Parti, CHP ve HDP. Dışarıdan destek. Efendim dışarıdan destek, içeriden. Bunların hiçbirisi yan yana getirir, üst üste alt alta koy falan olmuyor yani. Peki. Çok olmuyor. Teşekkür ediyorum. Evet. Ankara Kulisi yorumcusu gazeteci yazar Serdar Arslan'a çok teşekkürler. AK Parti Konya Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun, çok teşekkürler efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de Ankara Kulisi'nin sonuna gelmiş olduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, iyi geceler.